Arkadaşlar herkese merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugün dede, oğul, torun bir tırla bir tur atacağız. Instagram'da sizlere paylaşmıştım Tunay'la birlikte bir tur atalım mı diye. Sizler de ona çok mesaj göndermiştiniz bana. Ben bunu biraz daha geliştirdim. Babamı da işin içine kattım. Tunay'la birlikte de şimdi 3 kuşak tırla birlikte tur atacağız. Tunay'a şöyle bir gösterelim. Gel bakayım baba. Tuna, bu ne oğlum? Ne bu? Neymiş oğlum? Anan. Bakalım mı oğlum, gel. Gel bakalım. Bak lastiklerine bak Tuna. Bak, şimdi bana anahtarı ver. Bak şimdi anahtarı ver hadi bana. Gel dinleyelim hadi. Tuna, gel anahtarı dinleyelim. Ver çalıştıralım. Hadi gel çalıştıralım mı? Alayım onu. Tamam sen çık baba. Bismillah. En son basamakta ayakkabıları çıkartırsın. Babamla evvel en son 5 sene oldu be. 5 sene oldu. Aynen son basamakta. Şimdi kelleyi söktük. Tuna'yı bir gezdirelim bakalım. Bak anahtarı nasıl istiyor. Tuna'yı arabadan kurtaramıyoruz arkadaşlar. Tuna gel. Yani binek arabada da olsa kucağımızdan inmiyor. Gel. Aha dede gel benim oğlum gelme. Al anahtarı da hadi sürelim. Hadi sürelim hadi. Hadi bakalım kapıyı kapatalım. Başlayalım tamam, bakalım. Arkadaşlar binek de olsa şey de olsa tır da olsa Tuna'yı kurtaramıyoruz. Bakalım direksiyonda ne yapacak. Şimdi zaten Atilla'nın evinin önündeyiz. Mahalledeyiz, böyle kısa bir alandayız. Çok kısa şöyle sitenin etrafında döneceğiz. O yüzden hani herhangi bir trafik vesaire bir yere çıkmayacağız arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim sizlere. Tuna'yı bir ufak kucağımda tutacağım. Zaten Instagram'da falan paylaşıyorum. Direksiyonu çok seviyor. Bakalım bir gidelim. Bakalım ne yapacağız. Evet hadi bakalım. Bismillah yola çıkalım. Tuna ver anahtarı oğlum. Aferin. Aferin oğluma. Benim oğlum. Hadi alkış. Aferin. İlk defa bu kadar erkenden. Tuna'dan aferin, şey aldık. Benim gel, anahtar alabildik. Bak bak run yapacak bak. Şimdi çalışacağız. Tuna çalıştıralım. Ne oğlum bu? Tuna bu ne? Kamyon. Kamyon mu oğlum? Amcadan ne yaptık? Kamyonunu aldık değil mi? Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. İnşallah unutmamışımdır. Unuttuysan bizi riske atma. Geç bu tarafa giderim. Kabloları söktük her şey tamam. Şimdi seviyeyi alalım. Her şeyimiz alalım. Tamammış. Ya dedesi şimdi oğlumu gezecekmiş aldık. Değil mi? Tuna nereye gidiyoruz babacığım? Gezeceğiz de. Şu koltuğu biraz yatırayım. Tuna nereye gidiyoruz oğlum? Geziyoruz. He mi? Bakın şimdi Tuna'ya ne yapacağım? Sen de sürüyor musun oğlum? Sen de süreceksin mi yavrum? He? Ana dın 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 yaptı. Ne yaptı Tuna? Biraz klimamızı açalım ya. He? Biraz klimayı açalım. Havalandırmayı mı? He, iyi olur. Araba giriyor. Klima devreye girsin, az biraz soğutma yapsın. Evet, uzun zaman olmuştu arkadaşlar. Tuna'yla şöyle bir gezelim babamla Tuna'yla. Sen niye öyle oldun oğlum? He mi? Sen bir heyecan mı yaptın ya? Tuna istersen gelip sürebilirsin babacığım. Süreceksin mi? Sürmek istiyor musun? Bak şimdi. Hemen de hazır, hemen de hazır. Gel hadi. Gel bakayım. Hadi gel mahallede bir tur attıralım sana gel. Gel geç. Gel. Bak bak bak. Aferin. Hoppala. Hadi çevir. Bak bak. Aferin benim oğluma. Tuna. Sür. Ne var burada? Bas sen de. Düt düt mü? Arkadaşlar Tuna'dan arabayı kurtaramıyoruz. Yani öyle bir şey ki çok kötü alıştı. Hiç kucağımdan inmiyor. Zaten ben ne giyiniyorsam buralarım hep kırışık böyle. Bu göbeğimin olduğu yer, tişört, gömlek artık ne varsa. Çünkü arabayla bir yere gittiğimizde Tuna sürekli arabada kucağımda. Hatta babamın eve gelme saatini ezberlemiş. Döndür oğlum. Dön. Baba sen aferin eve geliyorsun baba. Ya zile evet. Basıyorsun. Şimdi akşam zilin saatini böyle şey yapmış. Yani çözmüş. Direkt dede. Direkt böyle koşuyor sana geliyor. Babamdan aşağıda arabada bir tur atıyorlar. Ondan sonra eve geliyorlar. Biz dışarıya çıktığımızda da aynı şekilde. Arabaları, kamyonları seviyor. Büyük ihtimalle tırcı olacak benim oğlum. Kameramızı bir kontrol edelim. Evet, düt düt. Bas oğlum.
Bas babacığım. Seviyor musun oğlum sen arabaları? Tuna, dedem ne sürüyorsun oğlum sen? He? Bak ışıkları da yaktık. Bak lambaları da yaktık. Evet, lambaları da yaktık oğlum. Ya. Gördün mü? Sen ne sürüyorsun oğlum? Ne sürüyorsun oğlum sen? Sana da alalım mı oğlum? Tuna bak şimdi. Bak Tuna köpekler nasıl yapıyordu oğlum? Evet. Maymun. De bakayım. Yok maymun. Evet Mamo. Evet. Peki Tuna. Hakan nerede? Hakan nerede? Çağır Hakan'ı gelsin hadi. Tuna Hakan nerede oğlum? Gakan. Onun hiç umurunda değil şu anda. O şimdi o arabayı buldu ya. Arabanın zevkini çıkarıyor. Söyle bakayım ne sürüyorsun ki sen böyle hınını yapıyorsun? He mi? Tuna ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun babacığım? Tamam tamam hadi mikrofona takın. Aa önüne bak. Gel böyle. Gel. Av av av. Aha hav havlar. Tuna peki aslanlar nasıl yapıyor? Av. Av. Hadi Hakan'ı çağır Hakan'ı. Bağır Hakan'a. Hakan nerede oğlum? Dede nerede? Tuna. Baba. Tuna. Şimdi ben sizlere Hakan Tuna'nın öğrendiği kelimeleri söyletmeye evet. çalışıyorum arkadaşlar. Sana da tur alacağız mı oğlum? Sen de süreceksin mi? Değil mi oğlum? Dur bakayım. Tuna. Şurada bir duralım bir kamerayı bir kontrol edelim. Aha. Aha. Aha o neydi oğlum? Tuna o neydi ya? Vay be. Gördün mü? Düt düt yaptı Tuna. Şimdi Tuna Bey. Çevirin. Şimdi şurada duralım. Sen şimdi klima diyorum. Şeyi bir kontrol edelim bakalım kameramızı. Tamam mı oğlum? Sen burada otur. Hadi sen direksiyonu sür babacığım. Nasıl sürüyordun? Göster hadi herkese. Bakın ben böyle sürüyorum de. Evet arkadaşlar kameraya bir açı vermek zorunda kaldım. Çünkü çok köşelerde kaldığımız için iki tarafı birden almıyordu. Süper wide'a geçirdim. İnşallah köşelerden çok fazla bozma yapmıyordur. Şimdi buradan geri dönelim. Gidelim artık tamam mı? Arabayı yerine koyalım. Sağa dön istersen. Yok şöyle gene U çeksem aynı yere gideriz. Tamam fark etmez. Ya bura arkadaşlar böyle biraz şey Antalya'nın dışında bir alan. O yüzden rahat rahat hareket edebiliyoruz. Şöyle döndürelim. Hadi döndür babacığım. Döndür. Oh. Araba geliyor. Dikkat et. Gelsin araba sıkıntı geliyor. Yok. Görüyorum ben ama. Geri yanaşacağız. Hadi döndür. Hadi oğlum. Sür. Aha. Aferin. Aferin benim oğlum bak geri de gelmiş. Aferin. Aynalara bak babacığım. Aynalara bak. Hadi gel. Aferin oğlum. Aferin. Hadi ben bir şöyle bir tutayım sen ondan sonra düzleyince sür tamam mı babacığım? Tuna sen sürdün mü oğlum? Değil mi? Tuna bir bay bay yap bakayım. Bay bay. Evet. Amcanın takoyu bozduk ama dinlenmedeydi. Yapacak bir şey yok. 6 dakikadır sürüşte. Olsun fark etmiyor ki. Nasıl dinlenecek? Yani gerçi dinlenecek bir şey olmaz. Dur bakayım. Gel şuradan bir geçelim. Bak çukurlardan frene basacaksın tamam mı? Buradan gaza basmayacaksın oğlum. Yani dikkat et. Arabanın çukurdan geçirme. Evet. Arabana iyi bak. Bak dede sana anlatsın Tuna. Heh. Arabalara iyi bakacaksın. Çukurlara girmeyeceksin. Tuna dedeye vereyim mi seni? Geleceksin bana. Gel hadi gel dedeye git. Gel bak ben sana kucağımda anlatayım bak. Şimdi bak. Ha, gel. Şimdi arabamıza iyi bakacağız tamam mı? Bunu yavaş yavaş süreceksin. Dikkatli süreceksin. Kuralları okuyacaksın. Tamam mı? Tamam mı yavrum bak. Bak ya bu ağının bu. Büyük araba bu. Arkadaşlar Mercedes tır aldı Atilla ile Hakan ona. Akülü araba. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor. Hayır. Bak şimdi buraya gelmek istiyorum. Bak. Gel. Tamam gel hadi. Gel. Hadi gel. Geç. Tamam gel hadi gel. Geç. Hoppala ve cuppala.
Mercedes tırı ilk başta böyle biz onu çok küçükken bindirdik, biniyordu. Sonradan onun böyle bir çalışma sesi çıkıyor. O çalışma sesini duyduktan sonra korktu. Şimdi yeni yeni alıştı ona böyle. Daha hareketlendiremiyor onu. Hareketlendirdiğimiz zaman inmek istiyor. Ben bu tıra bindiğimiz zaman da korkacağını düşündüm de korkmadı. Yok, Allah'a korkmadı, şükürler olsun. Hani normal araba olduğu zaman herhalde sıkıntı yaşamıyor. Baksana bak, ben tutmayacağım. Ben onu tutmayacağım. Direksiyonu ben tutmayayım değil mi babam? Değil mi Tuna? Bu şimdi akülüyle, biz buna bir dorsa yaptıralım. Akülüyle yola gitsin gelsin. Aynen öyle. Az bir tecrübe kazansın. Aynen. Yok basma. Basma lan, basma lan. İnsanları korkutma. Göbeğinle basıyor. Göbeğinle kornaya bastı ya. O karnı değiyor ya oraya. Sen ne yaptın onu? Düt düt mü yaptın? Tuna, neye bastın oğlum sen? Tuna. Düt düt. Bir daha söyle. Neye bastın? Yavaş yavaş konuşmaya da başladık. Arkadaşlar evet. Bir dahaki video çekmemize Tuna herhalde büyük ihtimalle kendi sürüyor olur. Yani en azından direksiyonu böyle çevirebilecek şekilde, yani 3 yaşlarına 4 yaşlarına geldiğinde. Evet, hadi gel dönelim. Sağ ol, baksana baba. Sağ ol, sevmiyorsun baba. Tamam. Tuna böyle direksiyonu çevirecek şekilde olur Allah'ın izniyle. O zaman da inşallah Tuna'nın kendi tırıyla çekmiş oluruz. Bakalım, ben bu arada şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Bana çok mesaj atanlarınız var, tır almayacak mısın diye. Beklediğim birkaç, yapmak istediğim bazı şeyler var. Beklediğim haberler var. Bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Onunla alakalı haberler geldikten sonra, olumlu veya olumsuz, ona göre artık tekrardan düzeni kurmaya başlayacağım. Büyük bir ihtimalle Haziran ayından sonra bu haberleri almaya başlarız. Olumlu gelirse, nasip olursa farklı düşüncelerim var. Gelmezse bu sene itibariyle, yani yılbaşına kadar araba almayı planlamıyorum. O yüzden bir 6 aylık süreç daha olabilir önümüzde. Oh. Bakalım, hayırlısı olsun. Öyle bir durum var. Sizlere de bunun açıklamasını yapayım, yapmamış olmayayım. Beklediğim güzel haberler var. Allah nasip ederse, gelirse ona göre hareket edeceğim. Yoksa sene sonuna kadar beklemeyi planlıyorum. Farklı farklı planlarım var. Gerçekleşmediği için daha sizlere de açıklayamıyorum. Olduğu zaman inşallah sizlere, eğer olumlu gelişirse, bir açıklama yapacağım. Evet oldu, bakın şöyle şöyle ilerliyoruz, böyle yapıyoruz diye sizlere anlatacağım. Olmazsa da nasip, sene sonuna doğru arabamızı alacağız Allah'ın izniyle. Yani bu şöyle söyleyeyim, Haziran'dan sonra da olabilir, sene sonuna doğru da olabilir. Allah büyük, bakalım. Yani ne gösterecek göreceğiz. Şimdi gidelim dorsemizi bağlayalım. O yüzden sizleri biraz daha bekleteceğim ama ara ara böyle farklı araçlarla video çekmeye çalışacağım sizlere. Geliriz, Atilalarla bir tur atarız, Hakanlarla bir tur atarız. Geç abi. Ondan sonra farklı YouTube'a düşündüğüm projeler var. Nasip olursan inceleme projeleri vesaire, araç inceleme, test. Bunları yapmak için bazı girişimlerde bulundum. Nasip olursa onların üzerinde koşacağız. YouTube'a biraz daha ağırlık vermeyi planlıyorum. Instagram'a biraz daha ağırlık vermeyi planlıyorum. Zaten günlük bütün işlerimi Instagram'da yayınlıyorum. Sizler de oradan takip ederseniz sevinirim. Haklı olarak şunu da söyleyeyim. Takipten çıkan birçok takipçi oldu. Saygı duyuyorum çünkü bir şey paylaşmıyorum. Evet, haklısınız. YouTube'dan da gidenler oldu ama benimle birlikte olanlara tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Ama inşallah hayırlısıyla böyle güzel günler eskilerdeki gibi, yani eski günlerdeki gibi gelecek inşallah. Şimdi gidelim dorsemizi bağlayalım, değil mi oğlum? Hadi sür, burada sen sür hadi. O yüzden bugüne kadar yaklaşık 8 senedir verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ederim. Bu 8 senelik birlikteliğimize dayanaraktan da sizlere böyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Hepiniz sağ olun, var olun, hepinize çok teşekkür ediyorum. Baba, senin eklemek istediğin bir şey var mı çocuklara? Herkesin gözlerinden öpüyorum. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Evet, Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. İyi Ramazanlar herkese. Tuna, sen bir şey söyleyeceksin. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Tuna, sen bir şey söyleyeceksin mi? Tuna, sen bir şey söyleme. Hadi bay bay yap kameraya babacığım. Gel buraya. Bak Dorsey'i gördü. Arabada. Bak Dorsey'i gördü. Evet. Tamam mı? Nasıl şey oldu? Evet. Tamam, evet. Gel şimdi. Hadi gel, dur oğlum, dur, düşeceksin. Damla da bakıyor orada. Tuna, hadi bay bay yap. Hadi Tuna, buraya bay bay yap. Dur az, şöyle yapayım. Araba geldi. Geçebilir mi? Geçer. Tuna, hadi buraya bay bay yap babacığım. Hadi gel. Dur oğlum. Hadi bay bay yap.
Tuna buraya bay bay yap. Bay bay. Hadi hep birlikte bay bay yapalım. Hadi bay bay. Bay bay sen de yap. Hadi sen de yap. Bay bay. Hadi Tunacığım hadi bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Oradan da annesi çekiyor, annesine bay bay yapıyor. Hadi bir de öpücük atıyordun ya, onu nasıl yapıyorduk? Onu şu an yapmaz, ilgisi kaydı. Anneye gitti. Tamam. Yoldan geldik, hadi annesini görsün bakalım. Dur. Anne, yoldan geldim, karnım aç, yemek yap. Hadi görüşürüz arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Her zamanki gibi kapatıyorum. Aha gidecek, camdan gidecek bak. Her ne sürüyorsanız sürün, her ne kullanıyorsanız kullanın. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Hadi gidelim. Tamam ver, hadi ver. Gel, gel bana gel. Hadi dede alsın seni. Oğlum hala sürmenin peşindesin ya. Vallahi Damla hala sürmenin peşinde. Hala direksiyonu tutuyor. Hadi bakalım, hadi gel seni dedeye vereyim. He? He bitirdik. Hadi gel. Hadi al. Tamam. Hadi bakalım. Gel lan gel 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 gel. Evet, bizde durumlar böyle arkadaşlar. Teşekkür ettik. Haydi bakalım görüşürüz.